Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. Aynen devamlı sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ekibimize dördüncü bir üye olarak sevgili Boommates bizlerle beraber. Çünkü neden? Robot konuşacağız, yapay zeka konuşacağız. Teknoloji. Kendisi de onu temsil edecek. Peki bu ne işe yarıyor sevgili Buğra? Sevgili Boommate, dondurma yememize, iki elimiz doluyken dondurma yememize çok sağlayan... Çok iki elim dolu mudur normalde? Benim hep iki elim doludur. İnanmazsın Boğaç, ben bazen otururum bilgisayar başına, iki elim doludur. İnanmaz kalkarım, yine iki elim doludur. Doğrudur. Senin de dolu mudur iki elim? Doludur genelde. İşte bunun için harika bir olay. Nasıl çalışıyor sevgili Boommate? Boommate diyoruz ve mesela kendisi... böyleyim ya. Mesela Buğra'nın elleri evet. dolu diyelim. Şu anda mesela... Teşekkür ederim. Çeşitli hediyeler. Evet. Bu tip oyunlar. Twitter'dan bir mesaj attık. bizi izleyenlere caps yollamasını istedik. Kendilerine gelen son mesajı bize yolladılar. Tuğcan onları ayıkladı, buraya koydu. Zil sesini duyunca herhangi birimiz o sırada kim konuşuyorsa buradan onu alacak ve muhabbete yedirmeye çalışacak. Aynen öyle. Sevgili Algida Boommate'de aramızda en iyi muhabbete yedirene Algida Bum yedirecek. İşte bu. Böyle ekibin dördüncü üyesi demek bu demek. Ben herhangi birinizin bana bir şey kazandığımda kahve ısmarladığını, Algida Bum yedirdiğini falan hatırlamıyorum. Estağfurullah. Aslında hep konuşuyoruz o konuyu. Ya iki elimiz dolu olduğu için yani. O yüzden işte bu. Çözüm budur. Açıklamalardaki getir linkine tıklayın arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün yapay zekayı, robotları konuşacağız. Evet, çok, uzmanı olduğumuz bir konu. Çok önemli de bir konu. Yani aynen. Geleceğimizi ilgilendiren bir konu. İsterseniz şu soruyla başlayalım. İzleyenlerimiz en çok onu merak ediyor. Gerçekten bizlere bir sürü mesaj geldi. Herkes bunu sormuş. Hacca gitmek ister misin diye sormuş. Evet, bugün tam olarak bu konudan zaten başlayacak. Evet, çünkü biliyorsun robotlar bu konuda çok yardımcı oluyor yapay yani zekanın. Sonuçta bir yerden bir yere uçarken o uçakta bir sürü içeride çalışan robot ve teknolojik şeyler var. Aynen öyle. Hak ettiği bir soruyla başladı seyircilerimizin. Teknoloji ve yapay zeka deyince akla gelen bir soruydu. O zaman şununla devam edelim. Şimdi insanların bu konudaki en büyük endişesi Terminator ve benzeri filmlerden gelen bu yapay zekalar bir gün bizden daha zeki çok olduklarını tost makinem beni öldürür. Evet, bizi ezerlermiş şeklinde bir risk var. Ya böyle bir şeyin olma ihtimali tabii ki bir film için çok heyecanlı olsa da gerçek hayatta bunun herhalde görecek miyiz bilmiyorum. Ben katılmıyorum. Ne diyorsunuz? Ben katılmıyorum. Şöyle ilk direkt konuya girmek isterim. Bir olay vardı belki hatırlarsınız. Hangi olay? Geçen yıllarda olan Twitter'da. Gelsin isterim olayı. Bu olayda Microsoft bir tane AI yapmıştı. Ve demişti ki bakın bu Tay. Tay sizinle beraber konuşacak, sizinle beraber öğrenecek. Gelsin isterim. İşte gelsin AI isterim. Ha, anladım. Projenin ismi buydu. Projenin ismi. Aynen. Evet, çok kötüydü. Evet, çok kötüydü ama zaten proje de çok kötüye gitti. Evet. Tay 24 saatten kısa bir sürede ağır ırkçı oldu. Ve bu botlar bu arada şeyi de not düşelim istersen. İnsanların yazdıklarından kendini geliştirmeye çalıştığı bir şey var. Makine öğrenmesi. Şimdi olay öyle şurada. Bir input verirsen. Aynen. Nasıl input verirsen öyle alıyor Tay ve bu konuşmaya yediriyor. O yüzden ilk başlangıçta insanları çok severim sizden öğrenmek çok güzel derken 24 saatten kısa bir süre içerisinde ne demişti? Şöyle bir şey söyledi ve bitti. Geliriz reis 5 dakikaya. Anladım. Evet. Bildiğiniz gibi. Yani Türkiye'deki bilgileri evet. toplamış çok fazla. Yani politik bir yaklaşım olduğu oradan, için durdurulduyor. Bu da aslında kontrolün ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor sanki. Tabii. Değil mi? Yani yapay zeka ve robotlar dediğimizde aslında bununla ilgili dizi de vardı. Person of Interest falan. Aynen öyle. Çok güzel diziydi bu arada. Gerçekten o ağın kontrolünün iyi sağlanması lazım. Peki sizce yaratıcı işleri etkiler mi? Çünkü şöyle bir şey var. Ben geçen bir araştırma yaptım. Şimdi şöyle yeni bir teknoloji var. Nedir? Beklemeden girdi. Evet. Kendi kendine internete bağlanıyor. O yalnız bir şey söyleyeceğim. O yeni bir teknoloji değil. Otomasyon. Yani bu çok eski bir teknoloji. Ya ama şey biz çünkü hatırlarsınız eskiden bir düğmeye basardık, internete girmek için beklerdik. Sen o konudasın, özür dilerim. Şimdi beklemeden giriyorlar internete. Bu da yeni çıktı.
Tabii daha da ilerledi sonra. Evet, 2010'dan beri özellikle artık tekne giriyorlar diyebiliriz bile yani. Şeyler var, bayağı script writer AI'ları var. Yani böyle mesela bir konu veriyorsun, o konu hakkında bir yazı yazıyor sana, interneti araştırıyor. Evet, doğru. Ve böyle bir yazı yazıyor. Yazının amacını, tonunu falan belirleyebiliyorsun. Baktığın zaman aslında bu... Yazarların yeri değil mi? Evet. Yani şu anda bir yazarın işini kolaylaştırma aracı olarak kullanılıyor bu. Hani yazar onu alıyor sonra düzeltiyor. Ama bir müddet sonra... Korkutucu. Kreatif işler. Tam kreatif bak bende böyle... Hikaye yazan da var bu arada. Evet. Kısa hikaye yazabilen yapay zekalar var. Ömer Seyfettin'le ilgili bir yapay zeka falan. Diyet. Yavaş yavaş şey yapıyor. Nereyi kesmesi gerektiğini böyle. Kaş AI. Kaş ağır. Kaş ağır değil mi? Evet, kaş ağır. Kaş ağır yıllardır kurduğumuz bir network falan diye böyle anlatıyorlar. Ben de onunla ilgili tam bak çok güzel bir yere getirdin. Senaristlik bir yani sonuçta kendi yaratıcılığını insan oraya koyunca kıymetli ya. Ben de geçen gün şeye denk geldim. Yani geçen gün geziyordum böyle YouTube'da algoritmada sıkıntı yok. Yani diyen bir resmen YouTuber'ların yerini alacak VTuber diye bir şey var. Algoritma yani, sıkıntı çıkarmıyor. Evet, inanılmaz böyle vardı. Hani sen insan olarak ne şey yapayım biraz. İnsan olarak ne söyleyecekse o yayında senin yerine konuşan ve artık senin gibi davranan yayıncılar var. Bayağı şey avatar bunlar yani. Avatar evet. O şey yani... mi çalışıyor? Yani sen konuşuyorsun ya senin söylediğin kelimeyi söyleyiş tarzına göre o da bir şekil mi oluyor? Oynatıyor. Yani. Aslında şöyle hani ben biraz Apple'ın yanlış falan anlattım. Bir teknolojisi vardı onun gibi. Yok bir şey. Böyle aslında sen varsın. Sana motion capture vardır ya mesela. Ha, tamam. İşte maymunu modelliyorlar ve senin üstüne yapıştırıyorlar onu şeyle. O da sen karşıdayken 3D sana şey giydiriyor. Tamam. Avatar giydiriyor. Aynı şey işte bu Apple'da da var ya işte sen. Ha evet evet. Onun falan. Daha çok daha detaylısı ama inanılmaz ve tabii, şey gördüm yani böyle influencer'lar başladı. Tamam. Ve ne tarz içerikler üretiyorlar bu tarz? Yani şöyle, ne diyorlar mesela? Şöyle içerikler üretiyorlar. Mesela açıyorsun, bakıyorsun. Yani düğmeler çok dik ve sert gibi. Mesela yani moda influencer'ı bu şeye girdiği zaman, YouTuber'a girdiği zaman mesela atıyorum biraz daha iddialı şeyler giyebiliyor. Çünkü sanal bir şey giydiği için o sırada şey yaratmıyor. Dik olması sorun, sorun yaratmıyor. Çok enteresan geldi bana çünkü böyle kreatif işlere de bu iş yani girmesi tabii bunun. Ki. Yani ben o zaman hiç kimliğim benim önemli değil. Bayağı bir VTuber olarak çıkıp ünlü olup hiç yani Berk olarak çıkmayıp böyle bir kariyer yaratabiliyorum. Çok enteresan bir yere geldi yani. Buradan şeye önemli bağlamak istiyorum. Sağ hazır bu mate de bizi dinleyip kendisi gerçekleştirdiği için. Abi bizi dinliyorlar ya. Ha. Yani telefonda bak geçen arkadaşla çay konuşuyordum. Çay reklamı çıktı karşıma. Yani bütün konuşma başka bir yere gitti. Hani bu nereye gitti konuşma? Yani çay konuşuyoruz. Karşıma internette şöyle bir cümle çıktı. Ve vurduracağız. Gerçekten çok farklı yere gitti. Bunun aşıyla ilgili. Aşı yani çaya çay iyi geliyormuş çünkü. Ha, Allah Allah. Yani aşı ikinci dozdan sonra çay için gibi bir şey yaradı. Evet, yemekten yani sonra çay için. Ben de bunu görünce dedim ki yani biz çaydan bahsediyorduk. Aşıdan hemen aşıyı bize yönlendirmeye çalıştı. Yani çünkü dinliyor. Evet. Şimdi bu telefonu dinleme vesaire bu gibi konular hani senin hareketlerini inceleyip sana özel reklamlar çıkartıyor. Evet. Mesela geçen bir tane ayakkabı şeyine bakıyorum, modeline bakıyorum. Hemen Instagram'da, Facebook'ta karşıma baktığım modelin çok benzerleri. Aynı renkte. Aynı renkte. Gene basket ayakkabısı. Allah mesela. Allah. Böyle yani bana onun çok en şeyi olmuştu. Durumlar var. Çok enteresan. Çok pardon böldüm galiba. Estağfurullah. Hastaydım bir ara ve böyle şey çok öksürdüğüm bir dönemdi. Ve hiç yani normal bir öksürüyorum. Bir zamanda görüşüyor muydun? Yok. Covid öncesi hakikaten. Dün yani falan. Bir günde geçmiş mi? işte böyle öksürdüm, tıksırdım bir dönemde. Bayağı abi yani hiç kimseyle de hani öksürüyorum falan. Bir de şeyleri takip ediyor ya mesela WhatsApp'ta falan evet, yazdığı zaman onları da alıyor.
Abi bayağı Instagram'da pastil reklamı çıktı. Yani artık şeyi de işlemiyor. Yani kelime değil, bayağı ses işliyor artık. Yani ve ona göre şey öneriyor. Yani. İşte bu kısmı o noktaya insanı endişelendiren kısmı. İşte o yüzden şey gibi geliyor bana hakikaten. Hani Skynet aslında hani bir şey gibi değil. Bilim kurgu gibi değil de ne yaptın oğlum ya Allah Allah. Şey gibi değil de hani bilim kurgu gibi değil de nasıl olacak ben de bilmiyorum yani. Zor işler. Zor işler yani. Belirsiz. Öyle gibi. Belirsiz geliyor bana birazcık. Yani ola da bilir çünkü. Bir şekilde bunlar gelişip bizi paket edebilir. Ya işte yani fişi yani, çektin mi sen nereye yönlendiriyorsun falan şeklinde. Falan. O bana biraz güven veriyor, yalan yok. Ya biz yani göremeyiz zaten öyle bir şey olacaksa bile. büyük ihtimalle hani torunlarımız endişelensin falan diyerek. Ben üretirim torunum endişelenir şeklinde mottosuyla. Ben beni dinlenmeme yol açıyor mu? İşte klima falan gibi teknolojiler. Yani mesela şey var, cep telefonuyla kontrol edilen bir sürü teknoloji ürünü olmaya başladı. Ya mesela işte daha yeni benim eve ben ışık taktım. Işığı artık hani yayında şeyle kontrol ediyorum yani ışığın rengini falan. Şey vardır. Muhteşem bir ay. Yani mesela ışığı alıyorsun, açıyorsun paketini, şöyle bir şey yazıyor. Var ilgilenirsen. Ya çıkabiliyor kutulardan bazen. Robotlarda hangi markaydı? Yani robotlarda yapay zekanın da kabası hiç çekilmez. Yani tabii. Sorma. Yani böyle bir şey olamaz. Yani sert. Açıyorsun böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani. İnsan evli hazırlıklı. İlginlensem onu alırım. Işık almış. Oraya kadar gitmişim onu alamayacak mıydı? Ben de şöyle bir şey daha yaptı. O biraz ürküttü beni. Bir gün işte normal emir verdim, temizledi böyle. Bir yerde pili bitti robotun. Sonra şey uyarısı çıktı. İşte bayramdan sonra beraber bakacağız kalitesine falan. Temizliğe. Yani, evet yani hani dedi ki tamam hani bu kadar süpürdüm. Üşenme. İnşallah yakın zamandır vardı çünkü bayramda sonra, çalışmıyor işte galiba. Evet bayramda normal. Kendisi tatil. Birinci günü tatil. Ama ben izin verdim. İkinci, üçüncü günü. Aileye gidiyorsun. Yani. Memlekete gidiyor. Memlekete gider. Sonra ortalığı bir süpür sürmek istiyor yani kendisi. İşte o kadar güçlü algılıyor. Pardon sözünü kestim. Unuttum lan ne anlatacağım. Yine bir hikayem daha var. Yıllar öncesinde babam ilk bu medikal işlerine girdiğinde şeyden getirmişti. Bu tuvalet kapağı otomatik böyle gören eve bunlardan takmak istemişti. Heves yani. Hepimiz çok heyecanlandık. Sonradan yani bir hani hayatını kolaylaştırmak için getirilen bir şey yavaşça zulüm olmaya başladı çünkü. Yani zaman geçtikçe bir de hani eskimesi de var ya. Evet. Bir yıl sonra yani çok büyük şeyler atladık. Madireler atladık. Bekliyorsun değil mi açılmasını? Yani bekliyorsun. İyi yanı beklemek. Bazen beklemiyor, açıyorsun. Açılıyor. Ondan sonra devam ediyorsun. Birdenbire diyor ki tamam bu kadar. Allah Allah. Çok tatlı. Sonra çünkü bir tane hem onunla uğraşılmak. Çok da akıllı değil diyorsun. Evet. Bir de yani her şeyi geçtikten sonra ya böyle otururken arkandan tak diye vurması falan. Evet. Her şeyi geçtim. Ne kazandık burada? Hani çünkü 0.2 saniyeyi de harcadığımız. Yani o zaman şöyle bitirelim isterseniz bu sohbeti. Berk bu konuda iki tane de kitap yazdığı tabii için bence burada seyircilerimize yapay zeka ve robotların geleceği hakkında Sen Robot en sağlıklı Sen Robot 2. Evet. Çok iyi. Çok doğru. İkinci bir robot daha oldu ortaya evet. Çıkıyor. Sen Robot oyunu verdik kitapla ilgili. Sen Robot, Sen Robot. Arka kapakta yazıyor. Evet. Sen de Robot. Bu arada evet. Sen Robot, çok güzel kitaplardı. Buradan izleyicilerimize yani robot ve yapay zeka konusunda ne tarz bir mesaj vermek yani istersin? Robot ve yapay zeka konusunda arkadaşlar yani çok fazla ürkecek bir şey yok. Ürktüğünüz zaman şunu hatırlayın. Kalem gibi abi, incecik. Yani bu yapay zeka dediğin şey artık minikro çip yani böyle bir şeyin içinde incecik bir şey yani. Böyle yazalım. Yani çok bir sıkıntı oldu mu? Aynen öyle. Mikron yani artık. Yani. O yüzden hiç sıkıntı yapmasın. Bağımsız olarak aşı yaptırmayı da unutmayın falan. Evet, Algi de bum bum hazır. Bum mate dondurmayı vermek için heyecanla bekliyor. Evet kaptan, kim getirdi içeri en iyi? Cümleleri en iyi boğaç getirdi. Çocuklar. Bu işler böyle yedirmek bizim işimiz. Siz aranızda bir şeyle mi anlaştınız kaptanla ya? Hayır. Kesinlikle anlaşmadım. Niye dondurma yiyor? Evet, heyecanlıyım. Kendim mi söyleyeceğim inanamıyorum şu an? Neyse tamam, yok ben söylerim. Söylerim ben.
Hazırız o zaman. Bir şey hatırlatayım bu arada. Bu teknoloji harikası ürüne nereden erişiyorsunuz? Getir'deki çekilişten ayrıntıları aşağıda. Boommate. Boommate. Evet. Böyle Boommate dediğimizde. Diyorsunuz onlara gelin. Çok teşekkür ederim. Ya çok sağ ol. Çok da kibar. Çok da naif. Sevgili Boommate. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok harika. Çok mutlusun bakıyorum dondurma yediğin için. Gerçekten harika. Nasıl tadı? İnanılmaz ya. Teşekkür özellikle ederiz. Yaz aylarında. Bu sıcak serinlemek için. Önce boşu da bana değil mi Boommate? Ve sana boş. Yani robot yapay zeka falan endişelenmeyi bırakalım bence. Bize dondurma veren her şey iyi kalbidir. İyi o zaman. Biz teşekkür ederiz. Bize dondurma vermediğiniz için çok sağ olun. Aynen devam. Açıklamalar da var. Kazansaydınız kardeş. İşte boşuna mı oynuyorsunuz? Yine Post 42'deki herhangi bir şeyin kaymağını bu açıda. Doğru. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun diyoruz. Kendinize dikkat edin diyoruz. Görüşürüz. Dikkat.